Merhaba güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. 49 günde TET Geometri Kampı dedik ve 19. güne geldik. Hay maşallah diyorum. Üçgende benzerlik. Önemli mevzular üstündeyiz. Üçgende benzerliğin birinci dersini bitirdik. Dedik ki işte kenar açı kenar benzerliği, kenar kenar benzerliği, açı açı benzerliği hepsini öğrendik. Şimdi Thales teoremi ve ne vardı? Temel benzerlik teoremi vardı. Onların kurallarını kullanıp soruları temizleyeceğiz. 6 tane sorumuz var. Gönder gelsin diyeceğiz. Gönderip götürecek soruları. Gönder gelsin diyelim o zaman bekletmedim. Bu arada sayfa kaçtayız harbiden kitapta? Bir ona bakalım mı? 19. sayfa, pardon, 19. günün sayfa kaça tekabül ediyor? Sayfa 95'e tekabül ediyor. 95'te Gönder gelsin sayfası. Açtık mı? Açtık hocam diyorsan. Hadi gel bakalım sorusunu çözelim beraber. Üçgende benzerlik dedik. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuzda A, B, bir üçgen. E, D paraleldir BC'ye. ED paraleldir BC'ye. BC Süper. 12 var, 4 var, 9 var. 2M, e, 2M cinsinden verilmiş. 3M-3 cinsinden verilmiş. Şekil üstünde de yazılmış. Olduğuna göre sarı boyalı bölgenin çevresini arıyorum. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Şöyle bir bakalım mı? Nereden yakalayabiliriz? Bir kere şu 2M'nin 3M-3'e oranı verilebilir. Nereden vereceğim onu? Paralellik var ya burası noktaya nokta. Hocam burası çizgiye çizgi. Burası küpeli açı. Büyük üçgenle küçük üçgen benzer üçgen. O zaman diyorum ki küçük tabanla büyük tabanın oranı küçük kenarla büyük kenarın oranına eşit olmak zorunda. Yaz hadi gel 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 yazalım. 4'e tamamı kaç buranın 16. Pardon 12'ye 16. Tabanlar oranı kaç? 2M'ye 3M. Ye, eksi 3. Sadeleştirme var. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 4. İçler dışlar yaptım. 8M eşittir. 3 kere 3 9M eksi 9. M'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. M eşittir 9. M 9 buranın cevabı ne olur? 18 olur. M eşittir 9 sa 3 kere 9 27. 27'den kaçı çıkarıyorum? 3'ü ee, çıkarttım 24 kaldı hocam burası da bitti tek sıkıntı burası kaldı onu da temel benzerlikten halledeceğim bak sildim bunları dedim ki bu parçanın bu parçaya oranı bu parçanın bu parçaya oranına eşittir tıpkı merdiven basama muhabbetinden hocam 12'nin 4'e oranı eşittir 9'un diyelim ki y'ye oranı diyelim oraya da Sadeleşti şurası 3 kaldı. Sadeleşti burası 3 kaldı. İçler dışlar yaptım. Y'nin cevabı 3 geldi ki. Y ye dediğim yerde benim için burasıydı. Buraya da 3'ü yazdım. Şimdi artık çevre istediği için hepsini toplayacağız. Şurada 24 var. Şurada 4 var. 28 yaptı. 3 tane yaptı. 31 yaptı. Bu tarafta da bir 18'imiz var. Bunları topladık. 8, 1, 9, 49. 49 deyince akla gelen 49 günde TET geometri TET matematik. Boşuna 49 çıkmıyor bunların cevapları. İkinci soru. ABC, F birer üçgen. Tamam hocam üçgenleri gördük. AB paraleldir DE'ye. Bak paralelliği yakaladın ya bence bekleme yapma. Sınav anında da gelirse ne yapacaksın? Hemen diyeceksin ki hocam bak burası noktaysa burası nokta açısı. Efendime söyleyeyim burası çizıksa burası çizik açısı. Hatta hatta bak burası küpeli açı ki buradaki küçük üçgeni gördün. E bir daha bakınca büyük üçgeni gördün. Bu iki üçgen artık birbirine benzer. Çok net bir şekilde gözüküyor. AC paralel DF'ye. AC paraleldir DF'ye diyorsan yine eşit açıları göstereceğim. Bak cızık açısı, cızık açısı. Küpeli açı, küpeli açı. Vaa hocam. Burada yine bu üçgen. Bu sefer bununla benzer üçgenler çıktı. Müthiş. Verilen uzunlukların hepsi şekil üstünde de verilmiş. X'i benden istiyor. X'e giden yolculuk başlıyor. Önce ben şuradan başlamak istiyorum. Bak bunun bunu oranı altının şu uzunluğa y edersem y'ye oranı çıkar. Yani x'in x artı 8'e oranı altının y'ye oranına eşittir. Kabul mü? Ve buraya baktığında hocam iki tane bilim mem var Allah aşkına ben buradan denklemden bir şey bulamam. Bırak öyle kalsın. Bırak onu bırak 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 öyle kalsın. Şimdi siyah kalem elimi aldım. Bunun bunu oranına bakacağım. X'in X artı 5'e oranı yani küçük üçgenin büyük üçgen oranı 8'in ki buna Y demiştik az önce bak bu uzunluklarında eşit olduğu vurgulanmış soruda şu iki parça diyor birbirine eşittir diyor. O zaman neye oranı diyeceğim 8'in Y'ye oranı. Burası da iki bilinmeyen var. Yalnız artık iki tane denklem olduğu için dur dedim bir içler dışlar çarpımı yapayım. Birincisinden X çarpı y eşittir 6 X artı 6 kere 8 48 kabul. İkincisinden çarptım geldim. Yine x çarpı y. 8x artı 5 kere 8'den 40. Hocam bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 6x artı 48 eşitse 8x artı 40'a. X'leri bir tarafa topladım burada 2x kaldı. X'leri bir tarafa topladım burada 8 kaldı. X'in cevabı sadece 4 geldi. O zaman doğru cevap seçeneklerde var. B seçeneğine bıraktım gönder gelsin hocam dedim. Seri halde soru çözümlerine devam. Sercan Hoca anlattı konuyu ayrıntısını. Şimdi ben de soru çözümleri beraber bitiriyoruz. A, B, C, D, A, C birer üçgen. K, F paraleldir. B, C'ye bir dakika K, F'cim. B, C'ye paralelsin. Hemen bu paralellik aslında sana neyi söylemiş oluyor? Büyük üçgen, küçük üçgene benzerdir hocam. Yani ha bu bilgiyi vermiş... Ha sen olayı anlamışsın değil mi? Bak burada bir büyük üçgen var. Bir de bunun içine çizilmiş küçük üçgen var. Tamam hocam burada mevzu belli. Devam et. EF paraleldir AD'ye. EF paraleldir AD'ye. O zaman yine geldi bilgimiz. Hocam burası küpeli açıysa burası küpeli açı. Burası çift çizgi ise burası çift çizgi. Aslında sorunun sana vermek istediğim. Buradaki küçük üçgenle buradaki büyük üçgen benzerdir. Ya bunu söylese kolay olur. Söylemiyor ne yapıyor? Ya diyor burada paralellik var şu var bu var. Ama sen daha soruyu okurken soruyu yazan oradaki sana benzer üçgenleri göstermeye çalışıyor. Amacı o. 12'ler verilmiş. Hepsi şekil üstünde var. 3 şekil üstünde var. X'i istiyorsun. Nereden geleceğiz? <laughs> Hocam buradaki üçgende benzerlik oranını yazabilir miyim? Küçük üçgenin büyük üçgene benzerlik oranı 3 bölü 12. Kısaca sadeleştirmeyi yaptığımda 1 bölü 4 kalıyor ya. Bu 1 bölü 4 oranı küçük üçgenin büyük üçgene oranı ya. Bir de herkes karşısındakinin K katı kadardır. Bunu da biliyorsun. Hocam tamamı 4K ise küçük parça K'dir. Yani yazarken Buraya artık 3K kaldı gördüğün gibi şekilde. Buraya da K kaldı. Şimdi soruyu bitirme vakti. Artık X'li üçgene geldim. X'li üçgende yapıyorum aynı benzerlik. Küçüğün büyüğe oranı. 3K'nin tamamı 4K'ye oranı. Küçük tabanın büyük tabanı oranı. 12'nin X oranı. Olay mevzu budur. Bunlar gitti. Şunlar sadeleşti. 4. İçler dışlar yaptım. 4 kere 4'ten X'e kalan 16. Yani doğru cevap 3'ün soru için D seçeneği. Nasıl gidiyor buraya kadar? Yardır yardır geldim bak. Geometri dediğin sınav anında eğer biliyorsan şakır şakır çözdürür sana zaman kazandırır. Evet bir matematik sorusu gibi uzun değildir. Ee, atıyorum bir paragraf gibi uzun değildir. Ya da atıyorum fen grubu için direkt bilgi de yoktur. Bütün bilgileri birleştirmeni ister. Çalışırken çok meşakkatli. Evet şu an olduğu gibi. Parça 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 öğrenebiliyorsun. Öğrendiklerini tek bir soruda bütün hepsiyle sorabiliyor. Ama sınav anında geldiğinde inanılmaz hız kazandırır. Eğer çok pratiğin varsa çatır çatır geometriyi halledersin. Ve geometride de şöyledir. Sınavdasın işte TYT sınavına girdin. TYT sınavında geldi bir tane üçgen sorusu. Ya çözersin abi ya çözemezsin. Başka bir şey yoktur onun. Ya çözülür ya çözülmez. Yok yanlış yaptım işte 12 işaretledim meğer 16'ymış. Çok düşük ihtimal. Soru çok böyle ekstrem değilse. ABC bir üçgen. ED paraleldir BC'ye. ED paralel BC'ye derken yazar. Bize burada neyi anlatmaya çalışıyor diyor ki küçüğün büyüye oranı arkadaş yani bunu göremezsen bilmiyorum nasıl yapabiliriz başka yolu yok. O zaman ben ne yapayım biliyor musun? Şunu yeşille çizdiğim üçgenler biri küçük biri büyük üçgen bunlar benzer üçgenler olsun. Ee, bunu çam çizemedim, bunu bir daha çizeceğim. Tamamdır, şimdi oldu. Bir tane daha verdi galiba e, EF paraleldir BD'ye. EF paraleldir BD'ye. Diyor ki bak burada da üçgenlerin arasında bir benzerlik var. Gördün mü kardeş diyor. Ben de diyorum ki gördüm. İşte onların arasındaki benzerliği çizerken nasıl çizeceksin? Bak onları da şu turkazlarla çiziyorum. ha olay şimdi çözüldü hocam. Madem bunlar çözüldü gel. Ne istiyorsun kardeşim? X'i istiyorsun. Bana buradaki oran lazım. O orana nereden gideceğim? Şuradaki turkazdan bak. 4'e 2 basamak mevzusu vardı ya. Temel benzerlik diyorum. 4 bölü 2. Benzerlik oranı kaç? Bana onu söyle. Hocam 2'ye 1. Peki herkes karşısındakinin k'ye katı dersem 2k'ye k ye yazar mıyım? 2k'ye k ye yazar mıyım? Bunu neye dayanarak yazıyorum? Turkuaz üçgende 4'e 2 oranına bakarak yazdım. 2K'ye K'yi yapıştırdım. Şimdi aynı mantıkla bu sefer sildim bunları. Şu uzunluklara geleyim bu tarafa üstlerine yazayım direkt. Şurası 2K, şurası K. Kırmızı kalemi elime aldım. Dedim ki arkadaş bunun bunu oranı bu arkadaşın bu arkadaşa oranına da eşit olmak zorunda. Yani 2K'nin K'ye oranı 4, 2 daha 6, X'e oranına eşit olacak. Şunlar sadeleşti. 2X 6 ise X'e ne kaldı? 3. Çok mu zor? Değil. Ama Bence günün en güzel sorusu. 5 numaralı soru. Diyeceksin ki 6 da var hocam. O da yin nesil. Ama ben beşi daha çok seviyorum ya. Bilmiyorum senin yorumun ne burada. Hatta sen de yorumunu yazarsan. Bence günün bomba sorusu 5 numaralı soru. Ee, bu soruda böyle... Ya kopyayı verip vermemek arasında gidiyorum. Hani ya yapamadım hocam. İşte yapamadığım için video izliyorum hocam diyebilirsin. Kopyayı vereyim mi vermeyeyim mi ya? Hadi soru içerisinde çözeyim. Ya da vereyim belki çözebilirsin. Bak sana vereceğim en güzel kopya şu. Şöyle bir üçgen var. Bu üçgende eğer ki burası açı ortaysa evet hocam burası da 90 bu üçgenle ilgili ne söyleyebiliyoruz? Bir şunlar birbirine eşittir. İki bu üçgen ikizkenar üçgendir. Sustum top sende abi. Bence çözemediysen eğer bu kopyayı alıp belki çözersin diye düşünüyorum. Hala çözüm gelmediyse başlıyorum. ACB dik üçgen. Baktım ACB dik üçgen. AC açı ortay. A, C. Açı ortay. Güzel. 17 var, 7 var. X nedir diyor. Ama arada da bir de eşitlik verdim sana dedi. Onu da kaçırmamak lazım. BD uzunluğu DE uzunluğuna eşitmiş. Onu da kullanacağım. Şimdi burada en önemli bilgi bence şu. Yani direkt görmem gereken bilgiden bahsedeyim. Hocam burada açı ortay var. Açı ortayda herkes altına katını verir. Yani mantıken şuranın tamamına eğer 17K dersem şuraya ne diyeceğim? 7K edeceğim. Ama güzel yanı BE uzunluğunu 2 eşit parçaya bölüyor bak tamam mı? BE uzunluğu 17 7 daha ne yapar? 24K. Böl 2 abi. BD uzunluğunun ne çıkması gerekir? 12K. O zaman ben şunları siliyorum bak. Her şeyi gösterebilmek de amaç. Bu arada burasının 7K olduğu kalabilir. Şu parça 12K hocam. Doğru mu? Ee, evet. Şu parça da 12K. Ama 12K'ye tamamlama için 7'sini kullandığına göre şu küçük parçaya ne kalır? 5K. Ya ayırsam da olur ayırmasan da olur ya da hadi gel ayırmayalım ben şöyle göstereyim 12K öyle kalsın. Buraya kadar galiba problem yok. Sonrasında hamle yapamıyorsun soruda ne yapabilirim diye bakarken hocam bak burada sanki bir iki skener üçgen varmış. Nereden anlıyorum? Açı ortay geliyor. Dik dik geliyor. İşte belki de göremediğin nokta buydu. Bu da bol soru çözdükçe bol soru çözdükçe yavaş yavaş gelecek bir şey. Bak çektim bunu. Hocam dedim ki burası 90 derece. Burada iki üçgen var. İki üçgen gereği şu iki parça birbirine eşittir der miyiz? Tabana indirilendik mi? Harikasın. Hatta hatta hocam bak buranın tamamına 17 yazmışsın. Şuraya ne yazarsın? 17 yazarsın. Şuraya kaç yazarsın? 10 yazarsın. Belli oluyor mu? Biraz daha yaklaşayım. Hatta onu da şöyle daha büyük yazayım. Tamamdır. Şimdi bombayı kopardım nokta. Şu noktayla şu noktanın birleştiği x'i arıyorsun. Peki bu parçayı Tam ortadan ikiye bölmüş müydüm ben az önce? Evet. Karşı parçayı da tam ortadan ikiye bölmüş müydüm? Bölmüştün hocam. E ben sana orta taban özelliğini anlattım mı? Anlattım. Orta taban özelliğine göre bunlar verildiyse artık şu arkadaşlar birbirine ne olmak zorundadır? Paralel. Paralellik var burada. Ha! Hatta hatta oran kaça kaç? 1'e 2 oran. Ya da orta tabandan yapıyorduk. Hatırla. Yarısı kadar orta tabandan yap böyle şeyleri. Yok 1'e 2 oranda falan geç. Öğrettim ben sana. X eşittir 5 çok ince gördüm. Hatta hatta şunu merak ediyorum. Hocam benim buna çok farklı çok güzel bir çözüm var. Lütfen ama lütfen at. Vallahi at çok merak ediyorum. Ha nasıl atabilirsin? Ee, Instagram'dan DM atabilirsin. E, @gmail mail atabilirsin. Hatta hatta bunun altına yorum yazabilirsin. Var öyle yetenekli arkadaş. Tamam şekli çizemezsin ama yorumla anlatabilirsen hele muhteşem olur. Çok merak ediyorum. Yukarıda doğrusal bir son soruya geldik bu arada. Doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 36 birim olan 12 ve 20 birim yüksekliğindeki iki aydınlatma direği. Bir dakika. Aralarındaki uzaklık kaç dedin hocam? 36 metre ya da birim demişsin. 36 olarak bıraktım orayı. 12 20 şekil üstüne zaten var. İki aydınlatma direği bu direkler arasında 4 birim yüksekliğinde çubuk gösterildi. O da var. Lambalardan gelen ışığın çubuğun her iki tarafında da oluşturduğu eşit bölge boyları kaçar birimdir diye bize sordu. Şimdi şuradaki parçayı istiyorsun değil mi? Ben bu parçalara x desem kabul müdür? Kabuldür. Ne yapacağız hocam? Soruda benzerlik lafı geçmiyor bir şey geçmiyor ama direklerin ve çubuğun dik olmasından şunu anlıyor musun? Ya burada bir paralellik var onu görmemi istiyor. Noktaysa nokta açısı efendime söyleyeyim 90-90 çizikte zaten ortak açı. Yani buradaki kırmızı dik üçgenle şu kırmızı dik üçgen birbirine benzerdir. Hatta gel onları biz turkuazla yine çizelim. Çünkü farklı bir yerden daha benzerlik gelecek. Bunu gösterdikten sonra artık yapacağın hamle x'in tamamına oranı. Hadi yaz bakayım x'in tamamı neydi? AD'ye oranı eşittir 4'ün 12 oranı. İtiraz var mı? Ne itiraz olacak hocam? Aynen yaz işte tamam. Şimdi şunu sadeleştirdim 1'e 3. İçler dışlar yaptım. AD'nin uzunluğuna geldi 3x geldi. Sil burayı. AD 3x'e x'i burada, x'i burada. E tamamı 3x olacak hocam. Şuradaki parçası da x. Kabul müyüz? Devam. Şimdi aynı mantıkla geldim. Bu sefer pembe üçgenimden geliyorum. Hocam paralelliği gördük. Yine 90'ar dereceyi gördüğümüz için pembe üçgenler de birbirine nedir? Benzer üçgenlerdir. Yine benzerlik kuralını kullanacağım burada. Hadi gel bu sefer de yine kırmızı kalemi aldım elime. 4'ün 20'ye oranı yaz bakalım elimle. 4 bölü 20 eşittir. Ee, nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. CK'nın yani X'in tamamına oranı. O nedir hocam? BC'ye oranı. Sadeleştirmeyi yaptım. Burada da 3 kaldı. İçtim hatası yok değil mi? 1'e 5 kaldı özür dilerim 5 kaldı ee, BC uzunluğu için toplamda kaç x diyebilirim 5 x diyebilirim BC uzunluğu için şimdi toplama 5 x yazdım x'i burada x'i burada gitti 2 x'i kaç tane x kaldı 3 tane x kaldı süpersin soru artık hazır bitirebiliriz neyi soruyordun lambalardan gelen yani x x soruluyor bize Hocam 36'yı verdin zaten bomba orada. 1x, 2x, 3x, 3x tane yaptı. 6x yaptı. Her tarafı 6'ya böldüm. X'in cevabına geldi? 6 geldi. 6 birimdir X'in cevabı. Doğru cevabımız C seçeneğindedir. Vurdum cevabı C seçeneğine. Bir soruyu daha bitirdik. Evet adım adım kitabı bitirmeye devam ediyoruz. Hem aynı zamanda konu anlatımı hem aynı zamanda soru bankası ortak birlikte çözeceğiz. Ne yapacağız? 49 gün bittiğinde bütün geometri, TYT geometrinin tabiri caizse içinden geçeceğiz. Ama onun için yardırmaya, çalışmaya, birlikte yorulmaya devam güzel arkadaşım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Rehmet Tayfun bu arada görürseniz yolda muhakkak selam verin. İnan yani inanamazsın ne kadar mutlu olduğuma. Ya rahatsız olur falan diye düşünüp gelemeyen çok arkadaş oluyor yanıma. Sonradan geldik de duyuyorum tabii bunu. Muhakkak ama muhakkak. Selam verin asla yani şey hissetmem. Kötü hissetmem. Ya rahatsız edildim falan değil. Tam aksine çok mutlu oldum. Anlaştık mı? Hadi o zaman. Kendine iyi bak. Ha bu arada ne zaman nerede karşılaşacağımız hiç belli olmuyor. Hoşçakal. kal Hoşçakal.